Şov Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar. Soy günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatına yerel seçim sonuçlarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesinin talimatını verdi. AK Parti'nin yeni yol haritasını çizen Erdoğan'ın emekliye ve çalışana da mesajı vardı. Ekonomiye odaklanacağız, mağduriyetleri giderecek çalışmalar yapacağız dedi. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır. Yerel seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni yol haritasını çizdi. Artık odak noktamız ekonomi olacak derken kurmaylarına dikkat çeken talimatlar verdi. 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıktan çıkan tabloyu AK Parti MYK toplantısında değerlendirmişti. Seçime katılımın düşük olması masadaydı. Erdoğan kurmaylarından sandığa küsen seçmenin detaylı bir analizinin yapılmasını istedi. Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş, çok daha güçlenmiş, pekleşmiş bir şekilde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı emeklilere de ayrı bir parantez açtı. Ekonomik program ve bütçe kapsamında gerekli adımların atılması gerektiğini vurgularken sabit gelirliler için de yeni düzenlemelerin hayata geçmesi gerektiğini belirtti. Hayatta kaybetmekte var diyen Erdoğan, teşkilatına önümüzdeki 4 yılı iyi değerlendirin mesajı verdi. Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz ifadesini kullandı.